Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Odiabank mobil uygulamasında bildirimler ve iletişim menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer cep telefonlarınızdan bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle sağ üstte gördüğünüz gibi iletişim yani kulaklık sembolüne tıkladığımız zaman burada iletişim formunu doldurabilir, iletişim merkezini arayabilir, portföy yöneticisini ara diyerek portföy yöneticimizi arayabiliriz ya da portföy yöneticisinden randevu alabiliriz veya iletişim merkeziyle eğer görüntülü görüşmemiz gereken bir durum varsa, bir sözleşme veya bir üyelik varsa yine buradan görüntülü konuşabiliyoruz. Örneğin iletişim formu oluştur dediğimde burada bize ulaşın seçeneğinden gördüğünüz gibi iletişim tercihimizi belirliyoruz. Burada telefon, e-posta veya SMS seçeneklerinden ilerleyebiliriz. İletişimimizin nedenini belirtmemiz gerekiyor. Öneri, şikayet, talep, memnuniyet veya itiraz hakkında bir İletişim nedenimiz varsa buradan onu seçtikten sonra devam dememiz gerekiyor. Konu başlıklarını yine aynı şekilde buradan seçebiliriz. Örneğin öneri, iletişim nedenini öneri seçtikten sonra gördüğünüz gibi konu başlığında direkt bankacılık kanalları, hizmet kalitesi ve şubeler seçeneklerinden bize seçenek oluşturuyor. Alt konu başlığını seçtiğimde de burada gördüğünüz gibi ATM, iletişim merkezi, internet şubesi gibi birçok alt başlık oluşturuyor arkadaşlar. Alt konu açıklamasında seçtikten sonra içeriğimizi artık bu menüye yazabiliyoruz. Bu sayede iletişim formunu doldurup göndermiş olabiliyoruz arkadaşlar. Yine iletişim merkezini ara diyerek buradan gördüğünüz gibi direkt bize telefon numarasını gösteriyor. Bu sayede uygulama üzerinden iletişim merkezi sayesinde direkt aramamızı sağlayan bir sistem kurulmuş. Portföy yöneticisini ara dediğimiz zaman da burada gördüğünüz gibi bizi Odiabank müşteri merkezine yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi buradan tekrardan çıkış yapabiliriz arkadaşlar. Görüntülü görüşme sayesinde portföy yöneticimizi arayabiliriz biz de. Aynı şekilde randevu oluşturabilir veya iletişim merkezini görüntülü arayabiliriz bu sayede arkadaşlar. Evet, bildirimler menüsü de yine aynı şekilde cihazımızın hemen sağ üst köşesinde yer alan kulaklık sembolünün yanında yer alan zilde görüntülüyoruz arkadaşlar. Burada bildirimlerimizi görüntüleyebilmemiz için cihaz ayarlarından uygulamamızın bildirimlerine izin vermemiz gerektiğini söylüyor. Hemen ayarlar menüsüne giriyorum cihazımın. Buradan Odiabank uygulamasını buluyorum arkadaşlar. Evet, uygulamayı buldum. Burada gördüğünüz gibi birçok seçenek mevcut. Ben bildirimler seçeneğine giriş yapıyorum ve bildirimlere izin veriyorum artık. Evet, uygulamaya geri dönelim. Şu an baktığımız gibi artık bildirimlerimizi sağ üstte görüntüleyebileceğiz. Gördüğünüz gibi bana ait son işlemlerin hepsini saat ve tarihine kadar görüntüleme şansına sahibim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.